Merhaba arkadaşlar, gitarteknikleri.com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere müzik mastering hakkında bilgiler vereceğiz. Vereceğiz diyorum, sitemizde yepyeni bir isim var. Facebook'ta da duyurmuş olduğum sevgili Eda Kulakaç bizlerle beraber olacak. Sitemizin ilk bayan isimlerinden birisi. Bu da onun kendi kullandığı gitarı. Birazdan kendisi burada olacak, beraber oturacağız ve onu tanıyacağız. Öncesinde ben size gitarın özelliklerini anlatmak istedim. İsterseniz başlayalım, lafı çok fazla uzatmadan. Çünkü ben de heyecanlıyım. Sevgili Eda burada olacak, kendi çalışmalarını anlatacak. Kendisi hakkında bilgiler edineceğiz. Müzik menü sayfasından bakıyorum Stingray modeline. Model alır olarak bize Stingray vermiş. Arkasından ölçüleri geliyor. Ölçülerinde biliyorsunuz arkadaşlar, bas gitar uzun ve biraz ağır bir gitardır. Bu gitarın bize uzunluğu 114 santim olarak verilmiş şöyle baktığınız zaman ve genişliği de en tap noktasında 34,3 santimetre olarak verilmiş. Ağırlık olarak 4,22 kilo. Buradaki sırayı takip edeceğim. Merak eden arkadaşlar müzik menü sayfasından Stingray modelini inceleyebilir. Sonra baktığımız zaman gövde ağacımızda seçilmiş hardwood demiş. Ama bir ağaç cinsi vermemişler. Hardwood da bir ağaç cinsi olabilir. Parlak bir boya kaplı üstünde. Köprü olarak müzik menü'nin şöyle görmüş olduğunuz gibi standart köprüsü var ve çelik sedullar üzerinde. Bu müzik menü'nin kendi üretimlerinden olan köprüsü. Burada tabi biliyorsunuz müzik menü'de opsiyonel bir sürü seçenek oluyor. İşte pickguardları değişiyor, manyetik seçenekleri vesaire. Buraya isterseniz de bu modellere özgü piezo taktırılabiliyor ama opsiyonel olarak bu verilmiş. Sonra baktığımız zaman arkadaşlar uzunluklardan yine 34 inç skala genişliğimiz var. 11 inç sapta radyusumuz var. Yani bizim şuradaki ölçümüz, şöyle yaparsam daha rahat görürsünüz, 11 inç olarak verilmiş. Yine izleyen arkadaşlar bilir, bu zamana kadar hep 7, 25, 9, 14, 12 gibi radyuslardan bahsediyorduk ama burada 11 yapılmış. 21 perde varmış, yüksek profil ve geniş fretler kullanılmış gitarımızın üstünde. Baktığımız zaman yine sap kısmına geldiğimizde bize akça ağaç karşılığı görmüş olduğunuz gibi hem ön tarafı hem arka tarafı. Şöyle size gövde ağacını da göstermek istiyorum. Bu ön tarafı, bu da arka tarafı, yine görmüş olduğunuz gibi kaliteli bir ağaç dokusundan hemen kendini belli ediyor. Kullanan arkadaşlar bilir, Musicman markası zaten çok kaliteli bir markadır. Amerikan üretimi olan bu modelleri gerçekten enfes olduğunu söyleyebilirim size. Baktığımız zaman arkadaşlar tabii klavyede bir sürü farklı seçeneğimiz yine olabiliyor isterseniz. Şöyle abonos seçebiliyormuşsunuz. İşte hashtag şekilleri farklı olabiliyor vesaire, bir sürü opsiyonel özellik var. Sonra baktığımız zaman sapta arkadaşlar, bu arada gövde parlak ama sap mat tercih edilmiş. İzleyen arkadaşlar bilir, ben mat böyle klavyeli olan gitarları biraz daha fazla beğenirim. Daha güzeldir, daha hassastır, eliniz daha rahat hareket eder. Ama yine de her zaman söylemişimdir, dipnot olarak geçiyorum. Cilalı gitarlar rahatsızdır anlamına sakın gelmesin. Böyle düşünen arkadaşlar varsa da bu düşüncesinden hemen vazgeçsin. Baktığımız zaman arkadaşlar, Schaller'in akort burguları kullanılmış. Gerçekten bas gitarlarda Schaller bir dünya markası. Özellikle akort burgusu konusunda en çok tercih edilen markalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Şöyle devam edelim tekrar. Ayarlanabilir truss rotumuz yine varmış. Sapla gövde birleşimini şöyle görmüş olduğunuz gibi Bolton 6 vidalı olarak sitesinde verilen bilgi yine burada da görüyorsunuz. Burada arkadaşlar pil kapağı var çünkü bu gitar üzerinde aktif preamp sistemi var. Yani gelelim o kontrollere, neler var. 5 yollu pickup selektörümüz var. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane humbucker manyetimiz var. Birazdan bunların detaylarını zaten beraber göreceğiz. Onun haricinde bass, tiz, middle ve volume şeklinde bir aktif preamp sistemimiz var. Tabi bunlar da yine opsiyonel olabiliyor. İsterseniz Alnico manyetikler veya işte single manyetikli yapabiliyorsunuz vesaire gibi seçenekleri var. Solak üretimleri de bir taneymiş. Fabrikasyon çıkış telleri 45-100 4 tellisinde Ernie Ball marka kullanıyormuş. Buradaki 4 tellisinin özelliklerine bakıyorum. Tabi bunlar opsiyonel arkadaşlar. Siz isterseniz farklı ölçülerde kullanabilirsiniz. Farklı kalınlıktaki telleri tercih edebilirsiniz. Farklı markalar tercih edebilirsiniz. Bunlar sadece buradaki verilen bilgiler arasında. Bugün nasıl bir yol izleyeceğiz? Ampeg bir kafa amfimiz var. Onu kullanacağız tanıtımımızda. Eda bize bakalım neler anlatacak. Şimdi isterseniz onu davet edelim buraya. Evet arkadaşlar, ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Eda bizlerle beraber.
Eda, öncelikli olarak değerli zamanını ayırıp kameramız karşısına geçtiğin için ben çok teşekkür ediyorum. Hem arkadaşlar adına hem kendi adıma, çünkü gerçekten 6 yıldır bizim için şu an bir ilk oldu. Bir tane bayan arkadaşımız bizimle beraber gelip bize gitar çalacak vesaire, böyle videolarımız da olacak. Bu gerçekten hayaldi gerçek oldu diyebilirim bunun için. Öyle bir tabii o slogan farklı bir noktada ama biz kendimize kullandığımızda gayet güzel oluyor. Eda, nasılsın? Neler yapıyorsun? Bugün gerçi seninle beraberdik. Öncesinde de bir bu işi sana anlatmam için bir buluşmamız olmuştu ama arkadaşlar merak ediyordur. Eda Kulak Aç kimdir? Bize biraz ondan bahseder misin? Tabii. Bu arada önce teşekkür ederim beni buraya davet ettiğin için. Biraz şaşırtıcı bir davet olmuştu benim için de. Bir de ilk kez bir bayanı davet ettiğin için olsa gerek. Şöyle söyleyeyim. Müziğe 11 yaşındayken başladım. Klasik gitarla başladım daha doğrusu. Bir tane müzik öğretmenim vardı. Okula yeni gelmişti. Ben de böyle gitarı görünce bayağı bir ilgimi çekmişti. Eve döndüğümde ısrarla babama bana gitar alın, bana gitar alın diye böyle sürekli kendi kendime bir şeyler yapıyordum. Sonra bir anda klasik gitar dersleri almaya başladım hocam sayesinde, işte bu ortaokul zamanlarında. Daha sonra liseye geçtim. Hala işte klasik gitar çalmaya devam ediyordum ama normalde işte müzikle haşır neşir olan insanlar güzel sanatlara gider, bir şeyler olur. Ben öyle bir şey yapmadım. Hala pişmanım bu arada onu yapmadığım için. Keşke gitseydim Çok da falan geç diyordum. sayılmaz ama Ya hayatın tabii. ileriki dönemlerinde illaki fazladan çalışıp normal bir belki o bölümden mezun arkadaşa göre üniversiteyi kazanabilirsin neticede. Evet. Sonra lisede grafik fotoğraf mezunuyum ben bu arada. Ondan sonra işte dank etti bir şeyler ve konservatuara girdim ben de. Ondan sonra işte müzik eğitimi biraz daha harmanlamaya başladım. Böyle gelişti. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Arkadaşlar onu da söylemek istiyorum. Eda ile biz klasik gitar videolarında da bir araya geleceğiz. Ben kendisini çalarken de dinledim. Ondan sonra gayet de güzel çalıyor. Onu da bilmenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Peki şimdi klasik gitarla başlayıp arkasından basa bir geçiş dönemi var. Bas gitarda seni çeken ne oldu? Çünkü ülkede şu an süre gelen bas gitar konusunda genç bayan arkadaşların biraz daha ilgisi olduğunu görüyoruz. Sen de bu ekolden misin, yoksa hani seni çeken orada ne oldu mesela? Ben o ekolden değilim. Önce onu söyleyeyim. Çünkü benim için tamamen hiç aklımda olmayan bir şekilde, hatta mucizevi bir şekilde oldu başlayışım. O da şöyle gelişti. Lisedeyken ben armoni dersleri alıyordum. Konservatuvara gireceğim için bir ön hazırlık yapmaya başlamıştım lisedeki müzik öğretmenimle beraber. Sonrasında işte eski adıyla KASDAV diye bildiğimiz bir yarışma vardı. Bizim okulda hatta ilk kez bir müzik grubu kuruldu okulda. Ben Anadolu Meslek Lisesi ama kız meslekti bu arada. Sadece kızlardan oluşuyordu okulum. Eyvallah. Ondan sonra katılalım falan dediler. Ben de çok heyecanlandım böyle. Oley dedim, işte zaten klasik gitar çalıyorum. Kesin dedim solo çalarım falan böyle. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Basçı yokmuş. Ondan sonra ben de klasik gitar çalıyorum, bir yandan armoni dersleri falan alıyorum diye. Bana bas çalmamı rica ettiler. Ben de tamam dedim, çalarım. Hani şey zannediyorum, böyle klasik gitar gibi çalarım falan. Kolay zannettim ilkten. Ama düşündüğüm gibi olmadı tabii. Yarışmaya katıldık. O sırada bizim katıldığımız dönemde Türkiye genelinde yapılmaya başlamıştı. Hatta şu anda da Vodafone Frizon liseler arası müzik yarışması. Türkiye genelinde yapıldığı sırada çok bayağı bir şok edici bir şey de vardı. Deep Purple'ın davulcusu jürideydi. Biz de o yarışmada yer aldık. Yarışmaya katıldık. Her şey güzel devam ederken ben bas gitar çalıyorum. Tabii biraz şeyin hayal kırıklığı vardı bende. Ya işte neden gitar çalamıyorum da bas gitar çalıyorum falan diye biraz bir üzüntü vardı. Tabii üzüntü büyük bir şekilde bastırıldı. Onu da şimdi anlatayım. Yarışmaya katıldık. Çaldık. Ben hala böyle bir buruğum, bir şeyim falan. Ama çalıyorum sadece. Bunun tam tersi, insanlar da yanıma gelip bana sürekli güzel şeyler söylüyorlar. Bunlar beni üzmeye başladı. Ya neden öyle söylüyorlar? Ben işte klasik gitar çalıyorum falan diye düşünüyordum. Sonrasında final zamanında çok garip bir şey oldu. Gerçi teşekkür ederim buradan tekrardan. Ben o yarışmada enstrüman birincisi oldum bas gitarla. İlkten bayağı bir kendimi şey yaptım. Geri çekmeye çalıştım. Yani nasıl ya, ben bas gitarist değilim. Ya da işte nasıl olacak, bundan sonra bas gitar mı çalacağım ya da ben ne yapacağım falan diye düşünmeye başladım. Ardından ödülü aldım, eve gittim. Sadece düşünüyorum. Bunlar oldu, ben bas gitar çalıyorum galiba derken. Aradan belli bir süre geçti. Yarışmanın iki jüri üyesi beni arayıp bir albüm projesi içinde yer alıp almak istemeyeceğimi sordular.
Ben de hani bir yerden başlamak lazım. Artık hani bas gitar çalıyorum. Demek ki benim yeteneğim oradaymış. Oradan başlamam gerekiyor diyerek grupla çalışmaya başladım. Sürekli konserler falan verdik. Tabii grubumdaki Deniz abinin de yardımıyla bayağı bas gitarı biraz keşfetmeye başladım. İşte o gün bugündür artık dedim ben bas gitar çalmalıyım. Bas gitar çalıyorum ve inanılmaz çalışıyorum. Biliyorum arkadaşlar, ben Eda'yı ne zaman arasam yani işte kendisi sürekli böyle çalışıyorum, şu an evdeyim, işte etüt yapıyorum falan. Çünkü öncesinde bir hazırlık durumu oldu. Ona gerekenleri anlattım, örnekler gönderdim, bak şu şekilde yapacağız falan diye. Bu iletişim esnasında ulaşamadım, bayağı zamanlar oldu. Döndü provadayım, döndü işte evdeyim, egzersiz yapıyorum falan filan diye. Ondan sonra neticede bir aradayız. Peki Eda, bas gitar biraz ağır bir enstrüman. Demin de videonun başında Evet. söyledim. Senin için bir zorluk yaratıyor mu fiziksel olarak? Şöyle oldu işte o anlattığım olayda biraz da şey diyorum çünkü insan ergonomisine biraz aykırı. Özellikle de hani bayanlar biraz daha erkeklere karşı narin bir yapıda olduğu için ilk zamanlar biraz zorlandım. Yani vücudum kabullenmeye çalıştı gitarı. Hala da zorluklarını çekiyorum. Omzumda ve boynumda biraz sağlık problemlerim var bu yüzden. Bir de müzikmen diğer gitarlara göre biraz daha ağır. Beni zorlamıyor değil ama işte her şeyin bir neyi derler, bir şeyi vardır derler ya. Her güzelin bir kusuru Ha, onun gibi bir şey vardır. yani. Bunun da böyle bir kusuru var. Ben de böyle Aslında kabullendim. kusur olarak değil, neticede büyük bir enstrüman, yani bir Evet. elektro gitardan neticede büyük, daha fazla ağaç, işte kocaman bir headstock var, işte aparatlar falan vesaire üst üste Evet. gelince illaki bir ağırlık oluyor. Şimdi arkadaşlar, isterseniz yavaş yavaş çalma kısmına geçelim, o arada da muhabbetlerimiz devam edecek. Yine küçük bir ara verelim, son kontrollerimizi yapalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, 3. bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Geldik en güzel kısma, Eda'nın bize gitar çalacağı kısma. Gitarımızı akort ettik, ayarlarımızı yaptık. Ampeg söylemiştim, modeli de PF350 arkadaşlar. Gerçekten güçlü ve güzel bir amfi olduğunu söyleyebilirim. Onun bu kafa amfi arkasındaki line-out çıkışından doğrudan ses kartına girdik. Duyduğunuz kayıt bu şekilde alınmaktadır. Şöyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Eda bize 3 tane farklı switch pozisyonunda önce gitarın manyetikleri arasında geçişi gösterecek. Arkasından da aktif bir amfı sırayla bas dizimi ve diddle'ını kısıp gereken tonları alacağız. Söz sırası Eda'da. Daha eline sağlık, teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar örneklerimizi biraz kısa kısa tutuyoruz. Çünkü zaten videonun sonunda bir performans yapacağız. Bize bugün hangi parçayı çalacaksın Eda? Bruno Mars'ın bir parçasını Evet, çalacağım onda bize. zaten hem yani sen kendin bir şeyler hazırlamışsın. Bana Evet. söylediğin kadarıyla slap ve finger yine teknikleri bir arada olacağı için detaylarını zaten orada görebileceksiniz. Manyetik seçimi olarak da arkadaşlar 3 pozisyonda yaklaştık. Yani size humbucker tonlarını belirttik. Ara manyetik tonlarını da ilerleyen tarihlerde daha detaylı bir videoda sizlere anlatırız. Çünkü zaten bu videomuz biraz Eda'yı tanımak içindi. Eda ve Eda'nın gitarı üzerine bir aslında röportaj yapmak istedik. Şimdi bir de aktif preamp kısmına bakalım. Ondan sonra sırayla bize bass, tiz ve middle'ı kapatıp gitarımızın nasıl bir reaksiyon verdiğini gösterirsen Tamam. çok güzel olur. Şimdi ortadaki düğmemi kapatıyorum. Şimdi sadece bası kapatıyorum. Şimdi hepsini açıp çalacağım. Çünkü biraz daha farkı anlamaları için. Sonra da istersen daha şöyle bir şey yapabilirsin bizim için. Yani demin arkadaşlar tam nasıl etki ettiğini anlayamamış olabilirler. Mesela atıyorum tizi kapadın, çaldın. Tizi açıp bir daha çalarsan o tonun range'ini, yani aralığını ne kadar çok tona etki ettiğini daha sağlıklı duyabilirler. İstersen bir de bize böyle bir de örnekler ver. Tamam. Şöyle Şu an yapayım. hepsi açık. Şu anda hepsi açık.
şöyle bir farkı anlayacağız. Aynen. Ama bu şöyle bir şey. İnsan zevkine göre değişiyor. Mesela Kesinlikle. biri kemik ton sever, biri pes ton sever. Ona göre işte ayarlamak gerekiyor da çaldığı şarkıya göre. Aynen öyle. Bizim buradaki zaten amaç standardımız gitarın en uç noktalarını göstermek. Yani tiz ne kadar açık, kısık da ne kadar kısık, tona ne kadar etki ediyor, ne kadar etki etmiyor. Şimdi tekrar en son kapadığın düğmeyi açalım. Tekrar dinletelim ve sonra ortadaki potansımızı kısalım. Tamam. Evet, şimdi yine açtık. En sondaki potansımızı kıstık. Öncesinde bir çalalım. Normal hepsi açıkken duysunlar. Çünkü orası bas potansı. Basın ne kadar etki ettiğini arkadaşlarımız daha iyi duyabilir. Zahmet olmazsa senden açmanı rica edeyim orayı tekrar. Tamam. Bir örnek alalım. Evet, şimdi kısıp gösterdiğimizde o aradaki basın ne kadar tonda olup olmadığını daha iyi anlayacaklar. Evet Eda, eline sağlık, teşekkür ediyoruz. Bas potansımızı arkadaşlar kapattığımız zaman bütün alt frekanslar gidiyor. Sen bunu kullanıyorsundur tabii. Bana söylemiştin, pes çaldığını söylemiştin zaten ondan sonra. Evet. Nasıl bir senin için farklılık yaratıyor? Şöyle söyleyeyim. Mesela şu anda çaldığım ekiple çok fazla kullanıyorum düğmeleri. Çünkü bazı parçalarda slap atmam gerekiyor. Bazılarında atıyorum mesela bilicinde biraz daha pes tonlar kullanmam gerekiyor. Ona göre işte basımı açıyorum ya da işte tizlerimi tamamen açıyorum. Ya yani değişiyor işte, kişiye göre değişiyor aslında ve Aynen öyle. parçaya göre ya da çalış tarzına göre diyeyim. Evet arkadaşlar, bugün örneklerimizi kısa tuttuk. O yüzden onu da bilmenizi istiyorum. Bu bir ilk videomuzdu. Birazcık da Eda'nın heyecanını atmasını bekliyoruz ilerleyen tarihlerde. Daha farklı videolar olacak ama dediğim gibi başta da söylediğimiz Bruno Mars'tan bir performansımız olacak. Orada zaten hem slap tonlarını hem de finger tonlarını zaten dinleyeceğiz. Music Man Stingray'i bugün sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım siz de fikir sahibi olmuşsunuzdur. Gitarla ilgili ekstradan sormak istediğiniz sorular olursa, yani genel olarak Music Man'le info@gitarteknikleri.com adresine mail atabilirsiniz. Videonun altına yorum yazabilir veya Facebook'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Son olarak stüdyo mağazamızı aramanız yeterli. Biz size her konuda yardımcı olmaya çalışırız. Son olarak Eda, ekibimiz arasına hoş geldin diyorum. Gerçekten değerli zamanını bize ayırdın. Bu arada unutmadan sormak istediğim bir soru daha var. Şu an aktif olarak hangi grup ya da gruplarla berabersin? Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Tabii bu videoyu 2 yıl sonra izleyen arkadaşlar olabilir. Özellikle lütfen tarihine bakıp. Çünkü bize öyle sorular geliyor. Abi işte mesela izleyen arkadaşlarımız oluyor. Yine senin gibi sahne alan arkadaşlarımız buraya geldiğinde. İşte nerede çalıyorlar, ne zaman çalıyorlar vesaire. Ama bir bakıyoruz o zamanki söylediği tarihten 3 yıl geçmiş aradan falan. Çünkü yani 6 yıldır videolar yayınlıyoruz. Günümüz tarihiyle şu an hangi aktif grupla veya gruplarla berabersin? Şu anda aktif olarak Michael Jackson Tribute ekibiyle beraberim. Solistimiz de zaten Direct grubundan tanıdığımız Bilge ile beraberim. Bilge Köse Balaban'la. Çok eğlenceli bir grubumuz var. Sen gelemedin, biraz üzüldüm Evet, ama evet, evet. Herkesi beklerim yani. Çünkü ben de hatta ekip olarak çok eğleniyoruz çalarken. Şu anda onlarla Ben beraberim. profilinde kısa bir video izledim. Gerçekten çok enerjik ve dolu dolu geliyordu. Ben gideceğim. En son sanırım Hard Rock Cafe'de çaldınız ondan sonra. Bir dahaki zaten etkinliği arkadaşlar paylaşırız. Gerekirse Eda'nın da kendi official sayfasından takip ederek gereken bilgileri oradan alabilirsiniz. Son kez kocaman bir teşekkür Ben ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi Eda'yı size baş başa bırakacağım. Güzel bir performans dinleyeceğiz. Son ayarlarımızı yapalım ve tekrar devam edelim. Hoşça kalın.
Bye.